Canlarım selamlar. Limit, türev, integral, trigonometri denemeleri kampımızın yani tilt denemeleri kampımızın geldik 16. denemesine artık yarıdan fazlasını bitirmiş olacağız. 16. denemeyi bitirdiğimizde artık çoğu gitti azı kaldı demiş olacağız. Ama açık konuşayım tilt denemelerinden çözmekten anlatmaktan yorumlamaktan çok keyif aldığım için aslında bir yanımda bitmesini istemiyor. Ama bir yandan da diyorum ki bu denemeyi bitirelim bu kampı bitirelim sıradaki çalışmamız gelsin. Ben de böyle olaya böyle bakan birisiyim ve sizin de aynı şekilde düşündüğünüzü biliyorum. En azından öyle hissediyorum canlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 16. denemede 15 tane soru konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Ben şunu üstüne vurgulaya vurgulaya söylemek istiyorum. ÖSYM ayarında bir deneme çözüyoruz. Daha doğrusu e, evet mesela soru soru baktığımız zaman atıyorum 7. soru. Aa, 7. soru kolay bir soruymuş. Bu soru üniversite sınavında çıkmaz. Aslında bunu bile diyemiyoruz. Çünkü üniversite sınavında ne kadar hangi sorudan ne kadar seviyede kolay soru geleceğini bilmiyoruz. Yani adam gidip size limitten çok kolay bir soru ya da türevden çok basit bir türev alma kuralı sorabilir. fx eşittir 3x kare artı 2 ax artı 5 verir. f türev 3 5 ise f 2 kaçtır diye çok kolay bir şey de sorabilir. Bunu sorulmayacağının garantisi var mı? Yok. Geçtiğimiz senelerde limit, türev, integral ve trigonometriden çok kolay sorularda sordular ki bunlar çok fazla sorunun çıktığı konular olduğu için Elbette kolay sorular zaten karşımıza çıkacak. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz ÖSYM standartları ve bazen standartlarının bir tık iki tık üstünde denemeler çözüyoruz. Bunları anlayabilmek için de denemelere bütünsel bakmanız gerekiyor. Soru soru değerlendirmekten ziyade bütünsel olarak denemelere baktığınız zaman ÖSYM ayarı ve üstü bir iş yaptığımızı zaten görmüş olacaksınız. Tabi e, tabii çıkmış sınav sorularına bakınca da bu çok basit bir şekilde belli oluyor. Nereye geleceğim buradan? Şuraya geleceğim. Ben limit türevi integral trigonometriyi bitirdim. <laughs> ve bu çalışmayı takip ediyorum diyen öğrencilerimizin ama nasıl takip edemeye, edebileceğini tam anlamayan öğrencilerimiz için hep iki yol var diyorum. Birincisi deneme şeklinde çöz. İkincisi de tekrar kitabı şeklinde çöz. Bundan hangisini yapacağına karar verecek olan kişi sensin. Çünkü Kişi en iyi kendisine en iyi kendisi tanır. Dolayısıyla sen hangi durumdasın? Limit türevi integral trigonometriyi bitirdin ama hangi seviyede bitirdin? Bunu kendin anlamalı ve seviyene göre bunu ya deneme olarak önce çözüp sonra yapamadığın, boş bıraktığın ya da çözümünü merak ettiklerini benden izlemelisin. Ya da benden dinleyip buraya tekrar kitabı şeklinde not almalısın. Bunu ancak kendin bilebilirsin. Bunu da söylemek böyle altını çizmek istiyorum ve denememin 16. denememin çözümlerine başlıyorum arkadaşlar. Birinci soruyla. Yine bir limit sorusuyla başlıyoruz klasik. Hadi bakalım. Diyor ki baş kat sayısı baş kat sayıları aynı olan Px ve Qx polinomları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Px polinomu ikinci dereceden bir polinommuş. Qx polinomu da birinci dereceden bir polinommuş. Tamam. P2 sıfırmış. E, P2 sıfırsa hemen benim kafada şu canlandı. Hemen canlandı. Hemen. Px polinomunun içerisinde x eksi 2 diye bir çarpan Kesinlikle var. Bak kafamda hemen bu canlandı. Peki. Baş kat sayısına da Px'in A diyelim. Yalnız arkadaşlar Px polinomunun ikinci dereceden olduğunu biliyoruz. Demek ki Px polinomunun yanında da böyle x artı b şeklinde bir çarpan var. Çünkü ikinci dereceden ya iki tane çarpanı olması lazım. Şimdi geldim Qx polinomuna. Ona bakacağım birazdan. P2'yi 0 vermiş. Qx ile ilgili bir değer vermemiş. Ama çok önemli bir öncül vermiş. P bölü Q fonksiyonunun polinomunun x fonksiyonunun diyelim x eşittir 2'deki limiti 2'ye yaklaşırken ki limiti 1'miş. Buna göre bu limitin değeri kaçtır diyor. Bir kere arkadaşlar ben bana sorduğu limitin direkt p4 eksi 3 tane Q4 olduğunu bilebilirim. Hocam nasıl götürüp yerine yazdınız? Çünkü Px ve Qx polinomları Px ve Qx birer polinom. Polinomlarda limit bulurken direkt götürüp yerine yazma hakkına sahiptik. Demek ki soru bizden P4 eksi 3 tane Q4 istiyor. Ne sorduğunu anladım. Şimdi bakın arkadaşlar şu limitten mevzuyu koparacağız. Şimdi bak limit x2'ye yaklaşırken Px diyor yazıyorum Px'im zaten burada alıyorum. Hop gel yavrum buraya. Çok güzel. Hemen paydaya geliyorum ve bunun sonucunun 1 olduğunu biliyorum. Bakın. 2'deki limitini soruyor ya. Normalde 2'yi götürüp şurada yerine yazdığınız zaman pay kısmı yukarısı 0 gelir. Ama yukarısı 0 ise aşağısı da bir sayıysa 0'ın sayıya bölümü her zaman 0'dır. Ama sonucun 1 çıktığını görüyorsunuz. Ne zaman 0'ın sayıya bölümü 1 çıkar? Payda da 0 olursa yani paydada da bir x-2 çarpanı olursa 2 yerine yazdığımızda üstten de alttan da 0 sıfır gelir. 0'ın böyle 0 belirsizliğini gidererek sonucu 1 buluruz. Demek ki paydada kesinlikle bir tane x-2 olacak. Ama payda zaten qx... QX de zaten birinci dereceden dolayısıyla bir tane çarpan olabilir. Pay da bu. Ama bir de bir baş katsayı var o da A. Baş katsayıya niye ona da A yazdınız hocam? Çünkü soru bize baş kat sayıları aynı olan PX ve QX diyor. PX'in baş kat sayısını burada A aldığına göre QX'in baş kat sayısını da A alacağım. Peki çok güzel. Şimdi sadeleştirmelerimi yapayım. Çünkü bu halde X yerine 2'yi burada ve burada yazarsan sonuç 0 geliyor. Şimdi sadeleştirmelerimi yaptım. A'lar da gitti. 2'yi götürüp şurada yerine yazdığım zaman ne geldi? 2 artı b. 2 artı b eşittir 1 geldi. Buradan arkadaşlar b eşittir eksi 1 geldi. Demek ki şurası b yerine eksi 1 yazarsam x eksi 1 çarpanıymış. Arkadaşlar a'nın ne olduğunu şu anda bulamadık ama qx'in a çarpı x eksi 2 olduğunu az önce söyledim size. Bundan sonra a'yı bulamadık ama belki işlemi yapalım. A'sız da sonuç çıkacak. p4'ü arıyorum. px polinomunda x yerine şurada 4 yazarsam burada da 4 yazarsam 4 yazınca bura 2 yapar. 4 yazınca bura 3 yapar. 3 çarpı 2 çarpı a. Yani 6a. 6a eksi 3 çarpı q4 de burada 4 yazarsam 2a. Yani 3 çarpı 2a. E burada 6a. O zaman 6a eksi 6a'dan sonuç 0 gelecek ve a şıkkını işaretleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Sınavda karşımıza çıkabilecek bir limit sorusu. Ha çıkarsa limitten çok zorlamışlar demem tabii ki. Normal bir limit sorusu sormuşlar derim. 2 ile devam ediyorum. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli olan f fonksiyonu için f fonksiyonu kritik noktası x eşittir m verilmiş ve şeklinde tanımlanıyor demiş. Bak tanımlı ve sürekli. Sürekli olduğunu söylemesi önemli. Süreklilikten hemen ne anlıyorum? Sürekli ise limitli. Tamam. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi e, limit x m'ye giderken hx limit x m'ye giderken gx'e eşittir diyor. Yani bunu nasıl söyleriz ki arkadaşlar? Bakın. Limit x m'ye giderken hx demek, limit x m'ye sağdan giderken fx, f fonksiyonuna bakıyorum. Eşittir limit x m'ye soldan giderken fx. Şimdi m'nin sağında sonuç g çıkıyor. Yani şurada gx olacak burası. Burası da hx olacak. M'nin solunda da burada da hx çıkıyor sonuç. M'yi yerine yazdığımızda m'nin sağındaki g, m'nin sağındaki limit M'nin solundaki limit olacak. Ama bu, bu böyle. Ama bu H'ın M'deki limiti G'nin M'deki limitine eşit demek değil ki. Yani bu, bu, nasıl yani böyle bir şey olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bak birinci öncülde bununla ilgili bir şey söylüyor. Birinci öncülde diyor ki H'ın M'deki limiti G'nin M'deki limitine eşit diyor. Ya H G'nin ne olduğunu bilmiyorum ki M'deki limitlerinin eşit olup olmadığını bileyim. Ben sadece G'nin M'nin sağındaki limitinin H'in M'nin solundaki limitine eşit olduğunu biliyorum. O kadar bildiğim tek şey bu. Dolayısıyla birinci öncül doğru değil. Ha doğru olduğu durumda olabilir ama kesinlikle dediği için doğru alamıyorum birinci öncülü. 2'ye geldim. Gm eşit hm o da eşittir sıfır diyor. Arkadaşlar bırakın bu ikisinin sıfıra eşit olmayı, olmasını bunların m noktasındaki değerlerinin eşit olduğunu bile bilmiyorum. Onu bile bilmiyorum. Çünkü H ve G'nin sürekliliği ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ben F'in sürekliliği ile ilgili bir şey biliyorum. H ile G sürekli fonksiyonlar olmayabilirler. Dolayısıyla GM hatta sürekli olabilirler ama M'deki değerleri de eşit olmayabilir. Sonuçta G fonksiyonunda M'nin sağındaki limit H fonksiyonunda M'nin solundaki limitine eşit. Bu onların M noktasındaki değerlerinin eşit olduğunu söylemez bana. Tamam mı? Dolayısıyla eşit olduğunu söylese bile sıfır olduğunu söylemez. Ki eşit olduğunu da söylemez. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru değil. Ya Yani ha, hadi oradan diyeceğim. 3'e geldim. Cevap artık zaten B şıkkı çıktı. Peki 3'e bakalım. Ne diyor? M'nin solundaki haşin limitiyle, bak bu bizim söylediğimiz şey aslında. Bu demek zaten e, M'nin solundaki haşin limiti. Bu, bu da e, G'nin sağındaki şeyin M'nin sağındaki G'nin limiti demek aslında bu. Yani üçüncü yazdığım şeyle şu aynı şey arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru. Doğru cevabımız da yalnız 3 olarak bulunmuş olacak ikinci sorumuzda. Geldim üçüncü soruya. Bir türev alma kuralı sorusu. F ve G fonksiyonları arasında bir bağıntı veriliyor. G türev 1 eksi G türev eksi 1 bölü G eksi 1'in oranı soruluyor. Şimdi türev varsa ve şöyle bir eşitlik verildiyse babacım bak şöyle bir eşitlik vermiş sana şöyle ve türev de var o zaman ben kesinlikle burada hem sağda hem solda türev alacağım mecburum yani. Şimdi bu tarafın türevini alalım. E tabii ki burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi f'in türevinde 5x 1 çarpı içinin türevi 5 çarpı ikincinin kendisi g 7 2x artı birincinin kendisi f 5x 1 çarpı ikincinin türevi G'nin türevinde 7 eksi 2 x çarpı içinin türevi eksi 2. 7 eksi 2 x'in türevi eksi 2. Bak şöyle yapıyorum. Bu aradaki artı eksi yapıyorum. Buraya çarpı 2'yi koyuyorum. Tamam Eşittir. Şimdi ben şu anda sadece o yukarıda gösterdiğim şu anda kırmızıyla kutu içerisine aldığım eşitlikte sol tarafın eşitliğin sol tarafının türevini aldım. Şimdi sağ tarafının türevini alayım. X küpün türevi 3x kare 10x karenin türevi 20x 32x'in türevi de 32. Tamam güzel. Şimdi benim aradığım şey g'nin türevi eksi 1 ve g'nin g eksi 1. Dolayısıyla ben şurayı eksi 1 yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde şurayı da eksi 1 yapmaya çalışacağım. İçleri aynı olduğu için zaten aynı x değeri gelecek. 7 eksi 2 x eksi 1 yaparsam 2 x eşittir 8 gelir. x yerine 4 yazmam gerekiyor. O zaman denklemde türev alınmış denklemde hem denklemin sol tarafında hem de sağ tarafında x gördüğüm yere kaç yazıyorum yavrularım? x yerine 4 yazıyorum. Hadi yazayım bakayım. O zaman bakın burada bir 5 var. 5'i şöyle başa alalım. 5 çarpı f'in türevinde 4 yazdığım zaman 19 gelir. Çarpı g eksi 1. Şimdi 2'yi başa alalım. 2 çarpı f. Burada 5x eksi 1'de 4 yazdığım zaman yine 19 geliyor. Çarpı g'nin türevinde eksi 1 eşittir. Şimdi burada 4 yazalım. 4 karesi 16 o 48 yaptı burası. Eksi 80 yaptı burası. Artı 32. E, canlarım zaten 48 ile 32'nin toplamı 80. 80 eksi 80'den zaten sağ tarafımız direktman sıfıra eşit. Değil mi? Şimdi bak şöyle yapalım. E, bu arkadaşı karşı tarafa yollayalım. O zaman 5 tane f'in türevinde 19 çarpı g eksi 1 eşittir. 2 tane f 19 çarpı g'nin türevinde eksi 1. Şimdi soru bana F19 yerine 4 tane F'in türevinde 19 yaz diyor. F19 nerede? Bak burada. Bunu sil diyor. F19 yerine tamam mı? 4 tane F'in türevinde 19 yaz diyor. E çok güzel. O zaman ben bu F'in türevinde 19'da buradaki F'in türevinde 19 sadeleştiririm. Sol tarafta 5 tane G-1 kalır. Sağ tarafta da 4 kere 2'den 8 tane G'nin türevinde 1 kalır. Bize G türev eksi 1 bölü G 1'i soruyor. O zaman sağ tarafı hem 8'e böleceğim hem de g eksi 1'e böleceğim. Aynı şekilde sol tarafı da hem 8'e böleceğim hem de g eksi 1'e böleceğim. E, dolayısıyla buradaki 8'ler gidecek. Buradaki g eksi 1'ler de gidecek. O zaman g türev eksi 1 bölü g eksi 1 5 bölü 8'e eşit olmuş olacak. Doğru cevabımız da 5. Tamam mı? E, adım adım türev olarak gittiniz. Zor bir soru değil. Sadece işlem adımlarına işleme dikkat etmeniz gerekiyor. Dedim 3. soruyla beraber. Şimdi geldim 4. soruya. Güzel bir soru. Biraz içerisinde bilinmeyenler var. Aslında tek bir bilinmeyen olacak. Tek bir bilinmeyenle çözeceğim soruyu. Ama biraz bilinmeyenler cenneti gibi duracak soru. Yani şeyi sevmediğinizi biliyorum. Doğru grafiklerini, doğrusal fonksiyonları böyle bilinmeyenler cinsinden. işte y eşittir ax kare bölü 2x artı 2A falan şeklinde yazmak sevmediğinizi biliyorum ama bazı sorular maalesef böyle çözülüyor. Şimdi diyor ki aşağıda fx eşittir 4. dereceden x fonksiyonunun grafiği ve bu grafiğe a noktasında çizilen teğet doğrusunun grafiği verilmiştir. Turuncu boyalı bölgenin alanı ki turuncu bölgeye baktığınız zaman bir yamuk olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yamuğun alanı 28 birim kare olduğuna göre a noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapalım. Ben buradaki şu A noktasının absisine K üzeri 4 demek istiyorum. Hocam durduk yere hayırdır. Niye K üzeri 4 dediniz? Şimdi bu soru türevden gidecek. Çünkü teğet vermiş. Onun eğiminden doğrunun eğimine geçiş yapacağız falan. Dolayısıyla ben buraya K üzeri 4 değil de K dersem. O zaman burası gider 4. dereceden k olur. Dolayısıyla bu yamuğun alanını kullanırken böyle dördüncü dereceden k'lar falan işin içerisine girer. Çirkin olur. Ha çıkmaz mı? Çıkar abi tabii ki çıkar ama çirkin olur. Ben o yüzden hani tam sayılarla ya da böyle tam polinom şeklinde böyle kuvveti doğal sayı olanlarla çalışabilmek için buraya k üzeri 4 diyorum. K üzeri 4'ü gidip de e, 4. dereceden kökün içerisine yazdığınızda da burası k çıkıyor. Tamam mı? Dolayısıyla artık biz yamuğun arkadaşlar üst tabanının k birim olduğunu söylemiş oluyoruz. K'nın pozitif bir sayı olduğunu söyledim aslında. Bunun k olduğunu söylemiş oluyoruz. Şu yamuğun yüksekliğinin de, burası yamuğun yüksekliği, bunun da k üzeri 4 birim olduğunu söylemiş oluyoruz aslında. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın, bizim fonk, fonksiyonumuza, 4. dereceden x'e a noktasında teğet olan doğruyu vermiş. Şimdi ben bu doğrunun eğimini hesaplayabilir miyim? Bu doğruya d dersem d doğrusunun eğimi aslında f fonksiyonunun k üzeri 4'ten çizilen teğetin eğimi ya bak k'daki e teğetin eğimi değil. Çünkü a noktasının koordinatları k üzeri 4'e k oldu. Dolayısıyla k üzeri 4'teki türevi f'in D doğrusunun eğimini verecek bana. Dolayısıyla ben şu f fonksiyonunun bir türevini alayım önce. F'in türevinde x şimdi türevini alırsam e, 4. dereceden x dediğimiz fonksiyon aslında x üzeri 1 bölü 4 ya e, o zaman 1 bölü 4 başa geçti üstü de bir azalttım eksi 3 bölü 4 oldu. E, şimdi ben burada f'in türevinde k üzeri 4'ü bulayım. Ne yapar? 1 bölü 4 çarpı k üzeri 4 üzeri eksi 3 bölü 4. Üstün üstü çarpılınca bunlar gider. Burası da 1 bölü 4 çarpı k üzeri eksi 3 yapar, yani 1 bölü 4 tane k küp yapar. Bu arkadaşlar eğim. Neyin eğimi? T'nin eğimi, d doğrusunun eğimi. Peki. Şimdi bir doğrunun eğimi bir, e, biliniyorsa, denklemi nasıl yazılır? Hemen şöyle başlanır. Y eşittir x'in katsayısı eğimi veriyor, yani 1 bölü 4 k küp çarpı x artı c diyebiliriz. Bu c'yi bulabilmek için de bana doğru üzerinde bir nokta lazım. Var mı? Var. Hangi nokta? A noktası. Bakın A noktası. A noktasını şunun yanına yazıyorum. K üzeri 4'e K noktası. E bu doğrunun üstünde. Yerine yazarsam o zaman 1 bölü 4 tane K küp çarpı X yerine K üzeri 4 yazdım. Artı C eşittir. Y yerine de K yazdım. Bakın bu K üzeri 4 ile bu K üzeri 3 gitti. K kaldı. Yani K bölü 4. Karşı tarafa atarsam C eşittir. K eksi K bölü 4 yapar. Burada da payda eşitlersem 3K bölü 4 yapar. E çok güzel o zaman biz... Y eşittir 1 bölü 4 k küp x artı 3 k bölü 4 olarak bulduk. Bu bizim doğru denklemimiz. Şimdi artık şunu yapmak lazım. Bizim yamuğun alanına geçiş yapmamız lazım. Yamuğun alanına geçiş yapabilmek için alt tabanını, üst tabanını ve yüksekliğini bilmemiz lazım. K cinsinden bilirsek K'yı buluruz. Şimdi ben bu yamuğun üst tabanını biliyorum. K birim. Bu yamuğun yüksekliğini biliyorum. K üzeri 4 birim. Alt tabanını bulmak için de şu noktanın ordinatını bulmam lazım. E bu nokta D doğrusunun Y'yi kestiği nokta. Yani X yerine de 0 yazdığımızda çıkan şey. E peki biz burada X yerine 0 yazarsak Y'si 3K bölü 4 gelir. Demek ki arkadaşlar şurasının ordinatı 3K bölü 4'müş. O zaman aslında yamuğumuzun alt tabanı 3K bölü 4'müş. Gelin yamuğun alanına başlayalım. Şöyle başlayalım. Alt tabanımız 3K bölü 4 artı üst tabanımız K çarpı yüksekliğimiz yüksekliğimiz K üzeri 4 çarpı 1 bölü 2 yani bölü 2. Bunun sonucunun 28 olduğunu vermiş soru bize. Şimdi şunu çözmeye çalışacağım. Ne olur payda eşitlersem 7K bölü 4 çarpı K üzeri 4 eşittir. Bu 2'yi de 28'in yanına geçirelim. 2 çarpı 28 diyelim. Sonra bu 7 ile bu 28 sadeleşti. 4. İçler dışlar çarpımı yaparsam. K, K ile K üzeri 4'ü çarptığım zaman burada K üzeri 5 gelir. K üzeri 5 eşittir. 4 kere 4 16 çarpı 2'den 32. K üzeri 5 32 ise K buradan 2 gelecek. K'mız 2'ymiş. Bize sorulan neydi? A noktasının koordinatları toplamı. Bakın A burada. A noktası K üzeri 4'e K. K2 ise A noktası 2 üzeri 4'e 2. Yani aslında A noktası 16'ya 2 noktası. Koordinatları toplamı da 16 artı 2'den 18 eşit olacak. Yani 5 şıkkını işaretleyeceğiz. Bence ee, güzel bir soru. Yani sınavda çıkarsa orta üstü olmuş deriz. Dördüncü soru güzel bir türev hem de alan sorusu oldu. Beşinci soruyla devam ediyorum. Bak burada birazcık ee, artan azalanlık yorumunun temelini anlatacağım size bu 16'da temel birkaç tane soru çözeceğim aslında diğer denemelerde bunların da bir tık daha üstleri gelecek gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon veriyor bize rasyonel bir fonksiyon şeklinde verilmiş sonra der ki bize f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık şimdi bir fonksiyonun artanlığına ya da azalanlığına bakmak için iki yol vardı ya grafiğini bileceksiniz e, grafiğini bilirseniz zaten artanlığını azalandığını görebiliyorsunuz. Ya da grafiğini bilmiyorsanız türevini alıp türevinin işaretini yorumlayacaksınız. O zaman benim buradaki ilk hareketim öncelikle bu fonksiyonun türevini almak. Şimdi bu bölümün türevi yapılacak burada. Birincinin türevi zaten 1. ikincinin ya daha doğrusu üsttekinin türevi 1. Alttakinin kendisi x kare eksi 2x artı 8. eksi üsttekinin kendisi x artı 2. Alttakinin türevi 2x eksi 2 bölü paydanın karesi. Bölü Paydanın karesi. Payda dediğimde x kare eksi 2x artı 8'in karesi. Şimdi bunun işaretine bakacağız. İşaret tablosunu yapacağız. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakacağız. Şimdi yukarıyı bir şöyle dağıtalım. Burayı dağıtırsak ne geliyor? 2x kare. Sonra x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x artı 4x daha artı 2x geldi. Eksi 4 geldi. Şimdi içeri eksiyi dağıtırsam x kareden 2x kare çıktı. Eksi x kare kaldı. Eksi 2x, eksi 2x daha, eksi 4x oldu. 8'den de e, burası eksi 4, bir de önüne eksi gelince. Artı 4, 12 oldu. Artı 12. Burası pay kısmı. Payda kısmı da zaten duruyor. x kare eksi 2x artı 8 şeklinde. Bu f'in türevinde x. Şimdi bunun işaret tablosunu yapabilmek için arkadaşlar ne yapmak lazım? Bunun köklerini bulmak lazım. Şimdi yukarıyı sıfıra eşitleyelim. Hatta bu... Diyor ki bize artan olduğu en geniş aralık. Bir fonksiyonun türevi pozitifse o fonksiyon artandır. O zaman buranın sıfırdan büyük olduğu aralığa bakacağız. E peki şimdi şu aşağıdan kök gelmiyor zaten sanırım. Çünkü b kare 4 eksi 1 çarpı şey 4 çarpı 1 çarpı 8'den Buranın deltası 4 eksi 32. Yani delta burada eksi 28 geliyor. E sıfırdan küçük olduğu için zaten paydan bir kök gelmiyor. Payda kısmına baktığımız zaman eksi x kare eksi 4 x artı 12'yi sıfır eşitleyip buradan kök bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ne yaparız? x'e x diye ayırırız. Burayı da artı 6'ya e, artı 2 diye ayırsak. Şurayı tabi e, ne yapacağız? Eksi diye ayıralım şöyle. Artı artı 2x eksi 6x tamam veriyor. Buradan x eşittir bir 2 çıkar bir de x eşittir eksi 6 çıkar. Hemen tablomuzu yapıyorum. Şu anda fonksiyonun türevinin bak türevinin işaret tablosunu yapıyorum. Burası eksi 6 bir kökümüz eksi 6 bir kökümüz de 2. Bu neyin işaret tablosu bir daha söyleyin türevinin işaret tablosu. Şimdi neyle başlayacağız dikkat edin kök bulduğumuz yere bakın. Şuraya bakın eksi bölü aşağısı zaten bir şeyin karesi olduğu için her türlü artı. O zaman eksi bölü artıdan eksiyle başladım. Burası artı oldu. Burası eksi oldu. Şimdi dikkat ederseniz fonksiyonun türevi burada eksi. Yani fonksiyon burada bu aralıkta azalan. Fonksiyon bu aralıkta artan. Fonksiyon bu aralıkta azalan. Bize diyor ki artan olduğu en geniş aralık. Yani aslında bizden şu aralığı istiyor. Eksi 6,2 aralığı cevabımız değişik. Şimdi burada... Artan azalan aralıkları arkadaşlar bazen açık veriyorlar bazen kapalı veriyorlar burada Mep ve ÖSYM ciddi şekilde kafa karışıklığı yaşıyor aslında Mep bazen hep değil Mep'in kitaplarında hep kapalı Aralık gözüküyor ama ÖSYM bazen kapalı Aralık bazen açık Aralık sorabiliyor size bunun ayrımı ile ilgili bir soru gelmeyecektir arkadaşlar dolayısıyla oradaki şey de şu e, itilaf da şu Şimdi bir fonksiyonun eksi 6 noktasında artanlığı diye bir şey yoktur. Artanlık azalanlıklar aralıksal kavramlardır. Dolayısıyla bir fonksiyon eksi 6 virgül 2 aralığında artan demekle eksi 6 virgül 2 aralığında artan demek aynı şey aslında. Çünkü eksi 6 noktası ve 2 noktası artanlığa dahil edilse de edilmese de onu etkilemiyor. Dolayısıyla orada bir itilaf var. Bunun ee, farkı karşınıza çıkmayacak. Yani şıklarda şöyle bir şey görmeyeceksiniz böyle bir soruda hani D şıkkında bu var E şıkkında da atıyorum bu olmayacak böyle bir ayrım olmaz tamam mı onu söylemiş olayım size 6. soruyla devam edelim 6. soru diyor ki sınava hazırlanan Ali'nin çalışmaya başladığı günden itibaren x günde kaç soru çözdüğünü gösteren fonksiyonu veriyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? En az soru ve en çok soru çözdüğü günler. Dolayısıyla en az en çokluk varsa bu da gördüğünüz gibi polinom fonksiyon. Dolayısıyla ekstremum noktalar soruluyor. Bir polinom ekstremum noktalarını nerede alır? Türevinin sıfır eşit olduğu yerlerde. Demek ki türev alacağız. Hemen alalım türevini. F'in türevinde x eşittir. 3 başa geçti. 3'ler gitti. Üstü bir azalttım. x kare eksi 12x artı 27. Hemen x'e x'i ayırdım. Eksi 3'e eksi 9 diye ayırdım. Demek ki kritik noktalarımız daha doğrusu türevimizin kökleri 3 ile 9. Artı eksi artı dedik. Gördüğünüz gibi fonksiyon burada artan. Fonksiyon burada azalan. Fonksiyon burada artan. Demek ki arkadaşlar 3 noktasında daha doğrusu apsisi 3 olan noktada fonksiyon artmaktan azalmaya geçtiği için bu bir yerel maks apsisi. 9'da e, azalmaktan artmaya geçtiği için bu da bir yerel minimum apsisi. Tamam mı? Yani bu fonksiyon Ali'nin X günde kaç soru çözdüğünü gösteren fonksiyonsa Ali en çok soruyu 3. günün sonunda en az soruyu da 9. günde çözmüştür. Zaten soru da onu söylüyor. Bak en az soruyu 9. gün çözmüş diyor. Doğru. Yani yerel minimum apsisi. En çok soruyu 3. gün çözmüştür diyor. Doğru. Burada da yerel maksimumun apsisi. Yani 1 ile 2 doğru. Ama 3. yanlış bence. Çünkü bence değil yanlış. Bencesi yok bunun. İlk haftadan sonra çözdüğü soru sayısı sürekli artar diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. İlk haftadan sonra yani diyor ki e, 7. günden sonra hep artar diyor Halbuki 3. günde 9. gün arasındaki Bakın 7. günde azalıyor 8'de azalıyor 9'da artmaya başlıyor 10'da da artıyor Dolayısıyla azaldığı ve alt, arttığı yerler var Dolayısıyla sürekli artar demek doğru değil Cevabımız 1 ve 2 Yani C şıkkı olarak bulunacak 6. sorumuzda Tamam mıdır? Bu da Peki gel şimdi buraya Diyor ki bir hastaya verilen bir ilacın t dakika sonra hastanın kanındaki derişimini veren fonksiyon böyleymiş. İlacın kandaki derişimi maksimum olduğu anda hastanın nabız değerleri stabil oluyormuş. Buna göre ilaç verildikten kaç dakika sonra hastanın nabzı stabil olur? Şimdi bak, derişimin maksimum olduğu anda. E bu da derişimi veren fonksiyon. O zaman bu derişimin türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Hemen türevini alıyorum. E'nin türevinde t e, payın türevi çarpı paydanın kendisi t küp artı 48 eksi e, 12 t çarpı 3 tane t kare paydanın türevi bölü paydanın karesi. Yani t küp artı 48'in karesi diyeceğiz. Bunu hemen sıfır eşitleyeceğiz. Zaten yukarıdan gelecek. İçeri dağıtırsam 12 t küp artı 12 çarpı 48 diye bırakalım. Büyük ihtimal sadeleşir. Eksi 12 ile de 3'ü çarptığım zaman 36 tane t küp geldi eşit 0. Şimdi 12'den 36 çıktı eksi 24. Karşı tarafa attığım zaman 24 olur. 24 t küp eşittir. 12 çarpı 48 olur. 24 ile 48 sadeleşti. 2 buradan t küp eşittir. 24 gelir. T küp 24 ise arkadaşlar t eşittir. Küp kök 24. 24'ü de 8 çarpı 3 diye yazarsam 8 zaten 2'nin kübü olduğu için küp kök dışına 2 diye çıkacak. Yani buranın cevabı aslında 2 küp kök 3 olacak. Yani t buymuş. Bize de zaten soru sanırım t'nin kaç olduğunu. Evet kaç dakika sonra diyor. E, t'ye bağlı. T dakikaya bağlı olduğu için t'yi de 2 küp kök 3 bulduğumuza göre cevabımız a şıkkı olarak bulunmuş olacak. 7. sorumuzda. 8'de devam ediyorum. 8 diyor ki gerçel sayılarda tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonu için f2 4 ise f5 kaçtır? Bak şimdi. Hemen burada bir payda eşitleme yaparsan x ile fx eksi -x, x çarpı f'in türevinde x bölü x kare gelir. Bunun sonucu 2'ymiş. Şimdi bu tanıdık aslında. Şöyle olsaydı x çarpı f'in türevinde x eksi fx bölü x kare olsaydı ben bunu arkadaşlar fx bölü x'in türevi derdim. Çünkü bakın payın türevi çarpı paydanın kendisi eksi paydanın türevi çarpı payın kendisi bölü paydanın karesi var. Artık bunu tanıyorsunuz ama burada onun eksilisi var önemli değil o zaman şöyle yaparım eksilisiymiş fx bölü x'in türevinin eşit 2'ye eksiyi de karşı tarafa geçirirsem demek ki fx bölü x fonksiyonunun türevi eşittir eksi 2. Şimdi fonksiyonun kendisine geçmek için türevinde ne yapacağız integral alacağız yani yani. Her iki tarafın şöyle integralini alırsam türev integrali götürür. Sol taraf fx bölü x yapar. Sağ tarafta eksi 2x artı c yapar. Bu c'yi bulabilmek için de aslında soruda bize ne verilmiş? f2 4 verilmiş görüyor musunuz? x yerine 4, e, 2 yazarsam f2 bölü 2 eşittir eksi 4 artı c. Şimdi f2 4 verilmiş şurası 4. 4'ü 2'ye bölünce 2 yapar. 2 eşittir eksi 4 artı c'den c'miz 6 yapar. C'miz 6 ise arkadaşlar şurayı bir daha yazalım. fx bölü x eşittir eksi 2x artı 6 yapacaktır. Bize sorulan ne f5? O zaman x yerine 5 yazacağız. x yerine 5 yazarsak f5 bölü 5 eşittir eksi 10 artı 6 eksi 4. İçler dışlar yaparsam f5 eşittir eksi 20 gelir. f5 eksi 20 imiş cevabımız da e şıkkı olarak bulunacakmış 8. sorumuzda. Tamam mı canlarım? 9 devam ediyorum. Hadi gel bakalım. Şimdi bir belirsiz belirli integral var. E, i̇ntegralin k ve l türünden eşit. Şimdi bakın arkadaşlar 0, 7, 0, 4 sınırları görüyor musunuz? Bak e, 0 ile 7 arası 0 ile 4 arası. Burada da 7 ile 4, 4 ile 7 arası. Var bir fırıldak. Var bir fırıldak. Şimdi bak bak şimdi. Şimdi bir kere bu integraller arasında bir toplama çıkarma falan yapacağını aslında az çok anlıyorsun. Ama sadece burada şu sıkıntı belirli integrallerde integraller arasında toplama çıkarma yapıp aradaki bu içerideki işlemleri yapabilmek için ya sınırlar aynı olacak ya da içleri aynı olacak. Şimdi sınırlar aynı olmadığına göre içlerini aynı yapmaya çalışacağız. Bak 10 var 5 var 12 x üzeri 4 var 6 x üzeri 4 var. Ben burayı 2'ye 2'ye bölüp buraya da 2'ye bölersem aslında integral 0'dan 4'e 5 eksi 6 x üzeri 4 dx'in sonucu k bölü 2 yapar. Aşağıda da integral 0'dan 7'ye 5 eksi 6 x üzeri 4 dx'in sonucu l'ymiş. Bak şimdi biz arkadaşlar 4'ten 7'ye arıyoruz. 4'ten 7'ye. O zaman integral e, 0'dan 4'e artı integral 4'ten 7'ye eşittir integral 0'dan 7'ye. Öyle değil mi? 0'dan 4'e, 4'ten 7'ye, 0'dan 7'ye. Şimdi biz 0'dan 7'den 4'ten 7'ye yarıyoruz. Yani biz aslında şu ortadakini arıyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bunu karşı tarafa atmak. Yani integral 4'ten 7'ye'yi bulabilmek için integral 0'dan 7'ye'den integral 0'dan 4'e'yi çıkarmamız gerekiyormuş. Yani aslında ne yapmamış ne yapmamız gerekiyormuş? Şu yukarıdakini eksiyle çarpıp bunları taraf tarafa toplamamız gerekiyormuş. Öyle değil mi? Tamam. Peki o zaman onları e, taraf tarafa üsttekini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak bak burayı anladın değil mi? Şimdi bir daha anlatayım şurayı. Sanki anlamadın gibi geldi. Bir daha anlatacağım şurayı. Bak şimdi. Şimdi bak sileyim bir daha anlatayım. Sanki böyle bir anlamadın gibi geldi yani. Anladıysan ileri sar soruyu. Şimdi bak 4'ten 7'ye bir şeyler soruyor. Şimdi içini boş ver önce. Sınırlara bakıyorum. Şimdi benim integral 4'ten 7'ye direkt bulamıyorum ama şunu biliyorum bak. 0'dan 4'e'yi vermiş. Artı integral 4'ten 7'ye eşittir integral bu e, dörtler birbirini götürüyordu aslında sıfırdan yediye oluyordu değil mi? Şimdi bana şu ortadakini soruyor aslında dörtten yediyeyi soruyor. Benim bunu yalnız bırakabilmem için buradaki arkadaşı alıp bunun yanına atmam lazım ki yalnız kalsın. Öyle yapıyorum ben de diyorum ki ben bu arkadaşı karşı tarafa yollarsam aradığım dörtten yediye integral aslında sıfırdan yediye integralden sıfırdan dörde integralin çıkarılmış halidir. Bunu yapabilmek için de elimde o da var. Sıfırdan 7'ye de var bakın. Buraya bakın elimde sıfırdan 7'ye de var. O da var. Elimde sıfırdan 4'e de var. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Burayı eksiyle çarpacağım. Bunları taraf tarafa toplayacağım. Şimdi böyle bir şey yaparsam ne oluyor biliyor musun? Zaten burası sol taraf otomatikman integral integral. E, aradığım şey oluyor. 4'ten 7'ye 5 eksi 6x üzeri 4 de x oluyor. Bunun sonucu neymiş? Burada L var. Bu k bölü 2'yi eksiyle çarptığım için L eksi k bölü 2 var. Yalnız aradığım şey tam olarak da bu değil bak. Şöyle getir bunu. Bunu buradan keselim. Şuraya yapıştıralım. Şimdi bak aradığım şey... Ne oldu lan bu görsel olarak mı yapıştı? Ne oldu? Heh. Aradığım şey arkadaşlar... Evet 4'ten 7'ye ama içerisi 5 bölü 2 eksi 3 x üzeri 4. Yani burayı 2'ye bölmek, burayı 2'ye bölmek. Aynı şekilde burayı komple 2'ye bölmek gerekiyor. Yani aradığım integral 4'ten 7'ye 5 bölü 2 eksi 3 x üzeri 4 dx demek. L'yi 2'ye böl, k bölü 2'yi 2'ye böl demek. Yani cevabımız bu. L bölü 2 eksi k bölü 4 yani c şıkkını işareteceğiz tamam mı? Peki. 9'u da böylece hallettim. Geldim 10. soruya. Güzel bir soru. Zor değil ama grafiği çizmek lazım. Yani grafiği çizersek kolay. Çizmezsek biraz debelenebiliriz. Şimdi diyor ki y eşittir 6 kök x eğrisi Tamam abi. Tamam abi. Y eşittir 0 ve x eşittir 4 doğrular arasında kalan bölge. Tamam. M değeri kaçtır? Dur bir su içeyim. Bu soru bir su içmelik bir soru. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Sen de orada grafik çiz de. Öyle bön bön bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Şimdi gel beraber grafik çizelim. Gel beraber köfte yiyelim. Gel beraber grafik çizelim. Şimdi 6 kök x'i arkadaşlar ee, çizeceğim. 6 kök x şöyle bir grafiktir. Kök x'in grafiği böyledir. Kök x'in grafiği böyledir. 6 kök x... oğlum bak beni dellendirme daha. 6 kök x'in grafiği 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şeydir arkadaşlar. Çünkü bu aslında bu kök x'in grafiği katsayısı sayısı arttıkça o yukarı doğru bombeleniyor. Bu 6 kök x. Tamam mı? y eşittir 6 kök x. Bunu şuradan da yapabilirsin. Her iki tarafın karesini al. y kare eşittir. Ee, ne yapar? 6 x yapar. şey i̇şte 36 x yapar. 36 x yapar. Her iki tarafı 36'ya böl. x eşittir. Ee, y kare bölü 36 yapar. y kare bölü 36 demek de bir parabol ama y'ye göre bir parabol. Yani y eşittir x kare bölü 36 değil. x eşittir y kare bölü 36. O da şöyledir aslında. Ama e, burada negatif değerler gelmeyeceği için aşağı tarafı sileriz. Yukarı taraf kalır sadece. Böyle de düşünebilirsiniz. Şimdi hadi bakalım. Şimdi bu tamam. Şimdi y eşittir 0'ı çizelim. y eşittir 0'ı çizmeye gerek yok. y eşittir 0 zaten x ekseni y eşittir 0 doğrusu x ekseni. Şurası y ekseni, şurası orijin. Peki x eşittir 4'ü çizebilir misiniz hocam? Hay hay hemen çiziyorum. Bu da x eşittir 4. Şöyle x eşittir 4 doğrusunu da çizdim size. Şimdi diyor ki arkadaşlar y eşittir 6, x, 6 kök x eğrisi y eşittir 0 ve x eşittir 4 doğruları arasında kalan bölge. Yani aslında bahsettiği bölge şu sarıyla boyadığım bölge. O bölge dediği bölge bu bölge aslında bu bölge arkadaşlar y eşittir mx doğrusuyla y eşittir mx doğrusuna da dikkat edin y eşittir mx doğrusu dediğimiz doğru nasıl bir doğru orijinden geçen bir doğru ve bu doğru bu sarı bölgeyi iki eşit alanlı bölgeye ayırıyormuş o zaman bakın şöyle bir doğru çizdiğim zaman hatta bunu birazcık daha şöyle çizmeliyim eşit alanlı iki bölgeye ayırdığı için Şöyle çizdim. Bu iki alanın eşit olduğunu söylüyor bize. Yani bu alan S'se diyor. Bu alanın sonucu da S'tir diyor. Ha, çok güzel. Peki tamam. Hoşmuş. Buna göre m değeri kaçtır diyor. Şimdi bu doğrunun y eşittir. Hatta şuraya yazayım isterseniz. Y eşittir. Mx doğrusu olduğunu unutmayın. Şimdi bakın 4'ü götürüp yerine yazarsak. Nerede yerine yazıyoruz hocam? E, şeyde işte 6 kök x'te sonuçta üstünde bir nokta değil mi arkadaşlar? Yani 4 apsisi oranın değil mi? Şu üstünde bir nokta şurası. Bunu götürüp yerine yazdığımız zaman karekök kare kök 4 2 alt kere 2 12. Buranın sonucu 12 yapar. Şimdi bakın parabolde bir kural vardı hatırlayın hemen size hatırlatıyorum. Parabolik ifadelerde bunun ne, nasıl bir şey olduğu fark etmez. İster y eksenine göre olsun. Y eksenine göre olduğunda da fark etmez. Burada kalan alan s ise burada kalan alan 2 s'ti. Hemen hatırlayın. Aynı şekilde bu bu tarafta olsa da fark etmez. Yani bu parabolün arkadaşlar şu şekilde çizilmesinde de buradaki alan oranı değişmiyor. Bu dikdörtgenin kısa kenarına baktığınız zaman 4, uzun kenarına baktığınız zaman 48 şey 12 direkt alanı hesapladım. O zaman dikdörtgenin alanı 12 çarpı 4'ten 48. Şimdi şu S'leri unutmanı istiyorum. O alanların eşit olduğunu unutma ama. S'leri unut ama o alanların eşit olduğunu unutma. Bak buranın alanına eğer A dersem komple buranın alanı 2A alıyor. E, o zaman biz 3A'nın 48 olduğunu bulmuş olduk. E, o zaman buradan A eşittir 16 geldi. A 16 ise bak unutma 16 olduğu için buraya 16 yazıyorum. Geri kalan tarafta 48 16'dan kaç yapıyor? E, 32 yapıyor. 32'yi de eşit alanlı bölgeye ayırdığı için 16'ya 16 diye ayırıyor. Yani bu alan 16'ymış. Aynı şekilde bu alan 16'ymış. Arkadaşlar soru yüksek oranda bitti. Nasıl bitti? Hemen söylüyorum size nasıl bittiğini. Bakın y eşittir mx doğrusu ya bu. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu dikey uzunluğa eğer atıyorum k derseniz. Dikey bölü yatay k bölü 4 bize neyi verecektir? Eğimi. Eğim ne? x'in katsayısı yani m. O zaman k eşittir 4m. Yani aslında şu uzunluk 4m. Şu uzunluk 4m arkadaşlar. Nereden 4m işte 4m bölü 4 m'yi yani eğimi verdiği için. Peki o zaman hatta şunu da söyleyebiliriz Tabii ki eğimden de gitmeyebilirsiniz şuradan da gidebilirsiniz. hocam şu noktanın apsisi 4 değil mi? Bunu götürüp doğruda yerine yazdığınız zaman çıkan değer e, x yerine 4 yazarsanız 4M değil mi Demek ki şu nokta 4'e 4M noktası e, O zaman şuranın 4M olduğunu söyler bize e, Peki o zaman Şuradaki üçgensel bölgenin alanı kaç olmuş oluyor? Bu üçgensel bölgenin on, alanı 16 E tabanı 4. Yüksekliği 4M bölü 2 eşittir 16. 4 kere 4 16 bunlarla sadeleşti. M buradan 2 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız 5. Hocam integral bunun neresinde derseniz. integral buranın şurasında arkadaşlar. Bakın şimdi biz size, size bir şöyle bir parabol veriyor tamam mı? Şurası 1 olsun. Yerine burası da y eşittir 3x kare olsun. 1 yerine yazınca çıkan sonuç 3. Bakın arkadaşlar eğer dedik ki bu alan S ise buradaki alan 2S'tir. Bunun ispatını yapıyorum. S alanını yazıyorum. S alanı eşittir. İntegral 0'dan 1'e 3x kare dx. 3x karenin integrali x küp sınırlar 1'den 0'a 1 geldi. Yani buradaki S'in 1 olduğunu biliyorum. Bak S'e 2S'i boş ver. S2S'i ispatlamaya çalışıyorum. Buradaki alan 1. Yukarıdaki alanda 2 çıkacak. Nasıl çıkacak? E, dikdörtgenin alanına baktığın zaman 3 çarpı 1'den tamamı 3 değil mi? E, bura 1 buraya 2 kalır. Yani aslında biz integralden ispatlanan bir özelliği şurada kullanmış olduk. Yoksa ben buradaki 16'ları integralden bulacaktım. Ama böyle bir kuralı bildiğimiz için yapmadık. Hatta bu kural şeyde de var arkadaşlar. Eğer bu fonksiyon n'inci dereceden olursa mesela y eşittir ee, 6x küp şeklinde bir şey olursa tabi x küp olduğu zaman daha farklı oluyor. İşte şöyle bir şey olursa o zaman da arkadaşlar buradaki alandaki olayımız buradaki alan S ise buradaki alan 3S oluyor. Burası küp olduğu için. N'inci derece 4 olduğu zaman S'e 4S. Yani e, polinom şeklinde verildiği zaman polinomun derecesi kadar bir oran oluyor alanlar arasında. Bunu unutmayın tamam mı? Peki 10. soruyu da böylece halletmiş oldum. Geldim 11'e. Şimdi denklemleri bir yazalım arkadaşlar. Şu doğrunun denklemi. Eğimi 6 bölü 2'den aslında 3. Yani y eşittir. 3x, y'yi de 6'da kestiği için 3x artı 6. Çemberin denklemini yazıyorum. x kare artı y kare eşittir. E, ne geliyor? E, yarı çapı 6 olduğu için 36. Şimdi şöyle yapabiliriz. y eşittir kök içerisinde 36 eksi x kare çemberin denklemi. Y eşittir 3x artı 6 da şeyin denklemi. Doğrunun denklemi. O zaman integral eksi 6'dan 0'a kök içerisinde bakın eksi 6'dan 0'a yukarıda kalan çember. Yani kök içerisinde 36 eksi x kare çember eksi e, doğru. Doğru da 3x artı 6. Ama farkındaysanız şıklarda bakın zaten cevap A değil. A sadece çemberin ...çemberle ilgili bir alan. İşin, i̇şin içerisinde doğru da var. Cevap A değil, cevap B değil, cevap C değil. D'de ve E'de de dikkat ediyorum ben doğruları Y'ye bağlı yazmış. Yani aslında Y eksenine göre integral almamı istiyor. E, o zaman mecburen şöyle yapacağım. Y eşittir 3x artı 6'da x'i yalnız bırakacağım. X eşittir 6'yı öbür tarafa atıp 3'e böldüğüm zaman Y eksi 6 bölü 3. Burada da Y eşittir 36 eksi x kare değil de x eşittir... Kök içerisinde 36 eksi y kare. Yani y'ye bağlı çember denklemini kullanacağım. E o zaman da y ekseninden baktığım zaman arkadaşlar alt sınırı ve üst sınırı göz gezdirdiğim zaman bu sefer alt sınırımız 0 üst sınırımız 6 oluyor. Üstteki çember oluyor. Alttaki de ne oluyor? Doğru oluyor. O zaman şimdi biz y ekseninden doğru baktığımız zaman bak y eksenine göre hemen hatırla y ekseninde şöyle hatırla. Şimdi y ekseninde y eksenine göre iki tane eğri veriyor sana. Bir tane böyle eğri veriyor. Bir tane de böyle eğri veriyor, tamam mı? Buna f eğrisi diyelim, buna g eğrisi diyelim. Ee, i̇şte bunların kesişim noktalarının bir tanesine eksi 3 diyelim, bir tanesine de 5 diyelim şöyle. Şimdi şu aradaki alan var ya. Bu aradaki alanı S dersen, bu S'i bulabilmek için integral eksi 3'ten buradan 5'e kadar üste kalan şu, şu üste kalan yani g dediğim g eksi f ile buluyoruz. Ama bu sağ taraftaysa eğer bu sola göre simetrikse bunun tam tersini yapmış, yapman gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu eğer eğriler sana şurada şöyle kesişim şeklinde verilirse burası 5 burası eksi 3 verilirse ve bu alanı soruyorsa bu sanki sola yattığı zaman şeyin altında ya x eksenin altında ya bu sefer bu s alanını bulmak için integral eksi 3'ten 5'e yine aynı şey yapalım şunun g olduğunu şuna f olduğunu söyleyelim normalde yukarıda olan g aşağıda olan f ama x ekseninin altında gibi düşünüldüğü için tam tersini yapacağız g'den f'i değil f'den g'yi çıkartacağız bu sefer tamam mı e o zaman yapacağımız şey şu. Burada sıfırdan bu bu sefer alanımız şu ikincideki gibi dikkat ederseniz. Yani y ekseninin sol tarafında x ekseninin sol tarafında. Yani biz aslında x ekseninin altına düşmüş gibi davranacağız. Yani diyeceğiz ki integral alt sınırımız sıfır üst sınırımız altı y'ye bakıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Doğrudan eğriyi doğrudan çemberi çıkartacağız. y eksi 6 bölü 3 eksi kök içerisinde 36 eksi y kare diyeceğiz. O da zaten e şıkkında mevcut. D ile e tam tuzak. Eğer bu tam simetrik olarak öbür tarafta verilmiş olsaydı cevap D idi ama x ekseninin solunda verildiği için cevabın kesinlikle E olması gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken sorulardan bir tanesiydi. Bunu da böylece çözmüş olduk. 12 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki ABC sayılarının doğru sıralanışı. Şimdi hemen şunları bir yazalım önce isterseniz. Trigo'ya geçtik bu arada. Dikkatinizi çekerim. Şimdi pi bölü 2 artı x. Kaçıncı bölgeye gelir? 90 artı x. ikinci bölge. ikinci bölgede sinüs artıdır ama 90 yazıldığı için isim değiştirir. Burası kosinüs x olur. Buraya geldiğim zaman kosinüs pi eksi x diyor. ikinci bölge. ikinci bölgede kosinüs şartı eksi. Pi ile yazıldığı için isim değişmez. Eksi kos x olur. Tanjant 3 pi bölü 2 artı x yani 270 artı x dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksi. Bir de 270'ten dolayı isim değiştirir, kotanjant x olur. Şimdi bu soruyu şöyle çözebilirsiniz. Eksi pi bölü 4 demek ne demek? Eksi 45 demek, değil mi? Eksi 45 x 0. Şimdi burada bilinen bir açı alabilirsiniz. Mesela x yerine eksi 30 alın. Tamam. Mı? Hı hı. O zaman ne olur? Burası kosinüs eksi 30. Kosinüs biliyorsunuz ki eksi yutuyor, yani kosinüs 30. Aynı şekilde kosinüs eksi yuttuğu için eksi kos 30. E, kotanjant eksiyi dışarı çıkarttığı için eksi kotanjant eksi 30 artı kotanjant 30. Burası da kotanjant 30. Şimdi burada en küçüğün zaten bak kosinüsler, kosinüsler ve kotanjantlar artı ya zaten birinci bölgede olduğu için. Ama B'de eksi kosinüs 30'un önünde eksi var. Dolayısıyla burada en küçüğün B olduğu belli. Kos 30 dediğimiz sayı kök 3 bölü 2. Kotanjant 30 da kök 3 kotanjant tabii ki daha büyük. Yani BAC sıralamamız bize büyükten küçüğe soruyor. CAB diyeceğiz. Cevabımız A. Evet, devam ediyorum 13. soruya. Şimdi e, aslında bir yine kosinüs teoremiyle yapılan ama eee geometriyle de çözülen bir soru. Kırtasiye okul ve kütüphane veriliyor. Kütüphane ile okul arasındaki yolun kuzey ile yaptığı dar açının ölçüsü 52. Kuzey için şöyle bir dik çiziyorum. Kuzey bu taraf 52. Kütüphane ve Kırtasiye'nin güney ile yaptığı açının ölçüsü 112. Güney içinde arkadaşlar yatayımı çekiyorum, çektim yatayımı. Bunların arasındaki şey açı 112. Yani şurası şöylece 112, 112. Peki kütüphane ile okul arasındaki uzaklık 700, 800. Okul ile Kırtasiye arasındaki uzaklık, yani şu uzaklığın ne kadar olduğunu soruyor. Bir kere arkadaşlar. 112 180 dereceye tamamlayan açı 68 derecedir 68 52 daha 120 yapar Dolayısıyla şu okulun uzantısını uzattığım zaman şöyle düşünün kırtasiye okul kütüphane şöyle bir üçgen var elimizde Burayı uzattığım zaman şuranın 120 derece olduğunu bildiğim için şurası 60 yapıyor Buranın 8 olduğunu vermiş buranın 700 olduğunu vermiş buranın kaç olduğunu soruyor Şimdi Orası 60 ya arkadaşlar. Hemen şuradan tabi şekil kötü oldu ama e, ölçüsüz çizdiğim için kötü oldu. 90-60-30'u yapıştırdım. 90'ın karşı 8 30'un karşısı 4 60'ın karşısı 4 düz kök 3. Sonra şu büyük dik üçgende onun dik gibi durmadığına kusura bakmayın artık. İdare edin şekilden. Bakın buranın tamamı 1100. 100'e böldüm 11. 100'e böldüm 4 kök 3. O zaman soru işaretinin karesi 4 kök 3'ün karesi 48. 11'in karesi 121. Soru işaretinin karesi 169. O zaman soru işareti 13. 13 ama 100'e bölmüştük. Tekrar 100 ile çarpalım. 1300 olur. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak. Kosinüs teoremi yapmak isterseniz de şurada soru işaretinin karesi eşittir. Yine sıfırları silebilirsiniz. 8'in karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı Aralarındaki açının kosinüsü kos 120 eksi kos 60 yani eksi 1 bölü 2'den. Bura artı, bura 1 bölü 2 yapar. Bunlar birbirlerini götürür. 64 artı 49 artı 56 soru işaretinin karesi olur. Buradan da arkadaşlar 64 56 daha zaten 120 49 daha 169. Soru işaretinin karesi 169'sa soru işareti 13 olur. 100'e bölmüştük. Tekrar 100'e çarparız ve cevabı yine ne buluruz? 1300 buluruz. 13'ün sorumuz da böyleydi. 14 ile devam ediyorum. 14 diyor ki ABCD paralel kenarında e, kenarları vermiş. Alan ABCD kaç birim karedir diyor. Bak şimdi paralel kenar olduğu için şurada U kuralı yaratıyor bize. Yani buradaki köşe açıların toplamı 180 derece. Buraya 18 derece yazabilirim. Tamam mı? Şimdi burası 2 ise burası 2. O zaman benim alanı bulmak için yapmam gereken şey nedir? 2 çarpı. 3 çarpı kosinüs 36 kenarları çarptım. Aradaki açının sinüsünü yazdım. Sinüs 18. Bunu soruyor bize. Bunun trigonometrik ifadesini ya da direkt 3 bölü 2 çıkıyorsa 3 bölü 2'yi sağlatmamızı istiyor. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım bakın. Şöyle yapacağım. Burayı bir kos 18 ile çarpacağım. Bir de burayı cos 18'e böleceğim. Bunu yapma sebebim yarım açı gelsin diye. Çünkü şıklarda sin çarpı cos falan görmüyorum. Direkt sin ya da cos'lar görüyorum. O yüzden yarım açıyı getirmem gerektiğini düşündüm. Şimdi bak bu 2'yi, bu sin 18'i, bu cos 18'i yan yana getirdiğin zaman şu 3 çarpı cos 36'ya dokunmuyorum. 2 sin 18, cos 18 aslında sin 36'yı getirir yarım açıdan dolayı. Bölü cos 18, aşağıda cos 18. Bak yine cos 36 çarpı sin 36 yan yana geldi. Yani yine sinüsün yarım açısı var. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı cos 36 çarpı sin 36 sinüs 72 yapıyor. E tabii ki başında da bir tane 3 var. Paydada da ne var arkadaşlar? 2 çarpı cos 18 var. Ben biliyorum ki cos 18 ile sin 72 eşit. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleriyle kosinüsleri eşittir. Bunlar da birbirini götürüyor. Yani bu alan değerimiz 3 bölü 2 eşit oluyor. Doğru cevapta A şıkkı olarak bulunuyor. 14. soruda geçiliyor efendim. 15 bitiriyoruz. Denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bakın 3x ile x'in toplamı 4x görüyor musunuz? Bu bir tesadüf olamaz tabii ki. Hemen burada şöyle yapacağım. Sinüs 4x'i sinüs 3x artı x diye düşüneceğim ve sinüsün toplam farkını kullanacağım. Ne yaparım? Sinüs 3x kosinüs 1x artı sinüs 1x kosinüs 3x. Bunun eşiti kosinüs 3x sinüs 1x'miş. Şöyleymiş. Şimdi buradan sonra sinx ee, sin x cos 3x sin x cos 3x bunlar birbirlerini götürür. Yani sinüs 3x çarpı kosinüs x eşittir 0 diye bir denklem elde ederiz. Buradan da çözümü yapacağız. Şimdi ya bu 0'a eşit ya da bu 0'a eşit. Şimdi bunu denklem çözmeye gerek yok. 0 ile 2 pi aralığında 0'a da dahil olmak üzere kosinüsün 0 olduğu açı değeri zaten 2 tane. Bir tanesi 90 90 derece bir tanesi de 270 derece zaten tamam mı? Yani oradan zaten iki tane değer geliyor. Ama sinüs 3x'i çözelim. Sinüs 3x'in 0 olması için sinüsün 0 olduğu bir açı söyleyin. 0 mesela. O zaman 3x eşittir 0 artı 180 şey 360k. 360k. Bir de 3x eşittir 180 eksi 0. Yani 180 artı 360k. 3'e bölersem x eşittir 120k. 3'e bölersem x eşittir 60 artı 120k. Değer verelim. K'ya 0 verirsem x bir kere 0 olur. Peki x 0 derece olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Bak 0'a eşitken alabiliyoruz. 2 pi'ye yani 360'a eşit olamıyor. K yerine 1 yazın 120. K yerine 2 yazın 240. K yerine 3 yazamıyorsunuz. 360 olmuyor x. Öbür tarafa bakalım. K yerine 0 yazınca 60 derece. 1 yazınca 180 derece. 2 yazınca 240 artı 60'dan 300 derece 3 yazınca 360'ı geçiyor. Demek ki buradan da bu değerler geliyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buradan geldi. 1, 2 de buradan geldi. Yani 6 artı 2'den toplamda 8 tane değerin geldiğini söyleyebiliriz. Doğru, doğru cevabımız C şıkkı olarak bulunacak 15. soruda. Tamam. <laughs> Ölüyordum. 15. soru itibariyle bitirdik. Vallahi da bitti. Billahi da bitti. 16. denemenin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz siz de hemen kitabınızın şöyle arkasından göstereyim size. Hemen direkt 16. deneme açıldı ya. Şöyle bakın şurada. 16. denemenin kazanım tablo. Bugün de böyle göstermiş olayım. Bakın. Ee, hiç aşırı kolay sorunun olmadığı ikiler bayağı kolay diye geçebilir arkadaşlar. Yani orta seviye bir deneme diyebiliriz buna 16'ya. ÖSYM bu tatta sorar mı? Evet sorduğu seneler var. Belki birkaç tane integral sorusunu bu denemeden bir tık daha zorlayabilir. Ama biz de zaten integralde baya zor sorular çözüyoruz arkadaşlar. Çözmeye de devam edeceğiz. Buradaki olayınız... Zor, evet zor soru bazen görmek güzel kendinizi tanımış oluyorsunuz ee, hazır bulunuşluğunuzu ölçmüş oluyorsunuz. Her şey güzel. Yani zor soru çözmek kötü bir şeydir demiyorum. Ama ÖSM'de gelmeyecek kadar alakasız şeyler çözmek bazen sizin sizi çok demoralize edebilir. Ee, ya ben bir şey yapamamışım, öğrenememişim algısı yaratabilir sizde. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle sorular yazılabilir ki değil öğrenciler, öğretmenler, yazarlar kimse çözemeyebilir. Çünkü bazı sorular genele hitap ederken ki ÖSM... Aslında temelinde bilgiyi ölçen ölçen sorular bak gerçekten ÖSYM de güzel sorular soruyor. Yani hep böyle bizim bir geleneğimiz olmuş böyle ÖSYM Allah senin cezanı ver falan. Ya ÖSYM gerçekten ayeti de güzel sorular hazırlıyor. Şimdi güzel soru hazırlamak kolay bir şey değil. Güzel soru eşittir zor soru da değil arkadaşlar. Öyle kolay sorular vardır ki tam ÖSYM ayarında güzel sorulardır. Öyle zor sorular vardır ki bu soru ÖSYM'de çıkmaz dersin. Dolayısıyla bizim o dengeyi güzel tutturmamız gerekiyor. Biz zaten denememizi hazırlarken o dengenin üzerinde çok tartıştık. Yani biz bu denemeye bu denemedeki standardın üstünde sorulardan çok daha fazla koyabilirdik ama bizim burada istediğimiz şey evet öğrencilerimiz zor sorular, sağlam sorular görsünler ama kendilerini hem konu eksiği anlamında hem de ÖSYM seviyesi anlamında sınayabilecekleri, görebilecekleri sorularla da karşılaşsınlar. O yüzden karıştırmayın, laga luga yapmayın. 30 denemenin 30'unu da bitirin. Bütün limit türev integral trigonometri ile alakalı bütün foyalarınız da ortaya çıkacak. Her şeyde güzel ve öğrenmiş misiniz, öğren öğrenmemiş misiniz? Her şeyi de orada anlamış olacaksınız. Tamam mı canlarım? Hepinizi çok seviyorum. 17. denemede görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.